Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün bakanlığımızın 2022 yılı bütçesini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle öncelikle aziz milletimizi, Gazi Meclisimizi, tüm milletvekillerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün aynı zamanda Dünya İnsan Hakları Günü. Daha adil bir dünya mümkün şiarıyla bu anlamlı günün bütün dünyada ırkçılık, zulüm ve ayrımcılık noktasında bir farkındalık ve yeni bir anlayışa vesile olmasını temenni ediyorum. Sözlerimin başında dün Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde teröristlerin hain saldırıları sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dileyerek başlıyorum. Ruhları şad olsun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, adalet en yüksek erdemdir. Yeri ve göğü ayakta tutan en yüce değerdir. Biz büyük bir medeniyetin mirasçıları olarak adalete her zaman ayrı ve özel bir önem verdik. Bizim adalet anlayışımız Dicle'nin kenarında bir kurt kuzuyu kapsa bundan kendini mesul gören bir adalet anlayışıdır. Mazlumun gözyaşını silmek, hak edene hak ettiğini vermek, vicdanları adaletle teskin etmek çok değerli bir vazifedir. Ve bu yönüyle adaletin insanoğlunun insan kalmasının vazgeçilmez şartı ve devletin bekasının da en güçlü temeli olduğuna inanıyoruz. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, adalet hakkı yerine koymaktır ve sadece mahkemelerde değil, hayat ve muamelelerin her şubesinde aranması gerekli başlıca şarttır. Bu açıdan adil davranma yükümlülüğü her kurum, her fert için, hepimiz için hayatın her alanında geçerli bir yükümlülüktür. Yargısal adalet ise hakkın yerini bulacağı, son çare mağdurun sığınacağı son limandır. Hiç şüphesiz yargının yetkisi, kullanım yetkisi münhasıran yargıya aittir. Kimse bu yetkiye ortak olamayacağı gibi yargı da bu yetkiyi kimseyle paylaşamaz, devredemez. Hiçbir kurumla, grupla paylaşması mümkün değildir. Bu gerçeklerin ayaklar altına alındığı dönemlerde yargının nasıl bir araca döndüğünü, zulüm aracına dönüştüğünü hepimiz yakından yaşadık. 27 Mayıs'ta yaşadık, 12 Eylül'de yaşadık, 28 Şubat'ta çok acı örneklerle tecrübe ettik. Yine FETÖ'nün aklını kiraya vermiş militanlarının milletin adalet duygusunda açtığı yaralar hala tazedir. Merhum Aliyan'ın meşhur sözünü hepimiz biliriz. Unutulan soykırım tekrar eder. Bize göre unutulan zulüm de tekrar eder. Biz geçmişte yaşadığımız zulümleri yargının vesayetçilerin emrinde milletin ensesinde boza pişirdiği günleri asla ama asla unutmayacağız ve o örneklerin de bir daha yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağız. Çalışmalarımızı bu inançla, kararlılıkla sürdüreceğiz. 2019 Mayıs'ında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve bu yıl Mart ayında da yine kamuoyuyla paylaşılan insan hakları eylem planı ve yargı reform strateji belgesi bizim bu anlamda yol haritamızdır. Bu belgeleri farklı görüş ve düşüncelerden katılımcı bir anlayışla her kesimi dinleyerek hazırladık. Dolayısıyla ortak akılla, ortak hedefle ve istişareyle bu yol haritasını belirledik. Ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. Binlerce vatandaşımızla birebir görüştük. Akademisyenlerle, barolarla, gazetecilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştük. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun benim de bu konuda görüşüm var diyen kim varsa kulak kesildik ve nasıl bir reform istiyorsunuz, nasıl bir yargı olmalı bunu hep beraber ortak akılla yaptık. Ve yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz şudur. Milletimiz yargıdan temel olarak şunu bekliyor. Ben bu ülkenin eşit, onurlu, özgür bir vatandaşı olarak bir haksızlığa uğradığımda hakkım gecikmeden, adalet gecikmeden ve beni yormadan tecelli etsin ve yerini bulsun istiyorum. Tüm bu tespitlerden hareketle hukukun kolaylaştırıcı ve hızlı bir şekilde insanımızın yanında olması için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürmeye devam ettik. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,
Geride bıraktığımız birçok süreçte Yüce Meclisimizin çok değerli üyeleri tarafından bu hedeflere önemli bir şekilde ulaşma imkanına kavuştuk. Bu vesileyle Cumhur İttifakı'yla birlikte bu kanunları geçirdik, bu süreci. Ve yine Yüce Meclisimizin çok değerli üyelerinin destekleriyle olgunlaştı. Ben Gazi Meclisimize bu katkıları için hasreten teşekkür ediyorum. Malumlarınız olduğu üzere bugüne kadar 5 yargı paketi hayata geçti ve bundan sonra da yine devamları gelecektir. Elbette bu düzenlemeler bir sihirli değnek değildir. Bir anda her şeyi düzeltecek bir sonucu hiç kimse beklemiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ama reform bir süreçtir. Bu konuda asıl olan sürekliliktir ve bizim de bu konuda reform irademiz diridir, tazedir ve bu konuda kararlılığımızı sürdürüyoruz. Adeta bisikletin pedalını çevirir gibi bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Şüphesiz iyi kanun iyi uygulamayla ancak hayat bulur. Ve bu anlamda en iyi reform esas itibariyle en iyi uygulamadır. İyi ve doğru uygulamanın en değerli örneklerini insanımızın onur, haysiyetini, itibarını koruma anlamında da çok önemli düzenlemelerle görmekteyiz. Mesela 2017 yılında CMK'da yaptığımız lekelenmeme hakkına ilişkin düzenleme ve değişiklik insan onurunun el üstünde tutulmasına yönelik çok önemli bir düzenlemedir. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar çok değerli milletvekillerim 482 bin ihbar hiç işleme konmamıştır. Ve bundan vatandaşlarımızın dahi haberi olmamıştır. Yani 482 bin vatandaşımızın hakkında ihbar olduğuna dahi haberi olmamıştır. Bilgi verilmemiştir, haberdar olmamıştır. Yani 482 bin vatandaşımızın iş yerine, konutuna, eğer işçiyse fabrikasına, memursa dairesine bir polis gitmemiş ve gereksiz yere savcının huzuruna da çıkartılmamıştır. Bu düzenlemeyi getirmeseydik binlerce vatandaşımız haksız ve mesnetsiz isnatlar yüzünden ya kişisel ya da diğer husumetler sebebiyle bu anlamda mağdur olacaktı. İnsan haklarıyla yaşar. Dili, inancı, yaşam tarzı, siyasi görüşü ne olursa olsun 84 milyon vatandaşımızın şerefi, itibarı devlete emanettir ve hukuk devletinin de temel amacı görevi insanın doğuştan getirdiği bu hakları korumaktır ve yaşatmaktır, geliştirmektir. Tüm çabamızı buna yönelik sürdürüyoruz. Son Temmuz ayında kanunlaşan 4. yargı paketinde de bu anlamda bu yaklaşımı ortaya koyduk. Esasen bu konu hepimizin ortak meselesidir. Geçmişte FETÖ'cülerin delil tezgahlarıyla, üretilmiş delillerle, tapelerle, kasetlerle, şantajlarla itibar suikastliğine, haysiyet cellatlığına nasıl soyunduklarını, bu amaçla hukuku nasıl kullandıklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz bu zihniyete bir daha asla mahal vermeyecek şekilde bir hukuk sistemimizi güvence altına almak için çalışıyoruz. Örneğin iddianamelerde özel hayat konularına girilmesine ilişkin iddia konusu olaydan başka kişi ailesiyle görüşüyor. Konudan başka anlamsız şeyleri de iddianameye koyarak o kişiyle geliyorsunuz. Bakın bu Temmuz ayında bu Gazi Meclis bunu çıkardı. Çünkü insanın onuru dediğimizde, itibarı dediğimizde A parti, B parti yok. İnsan insandır. Nerede doğduysa insandır. Nerede yaşarsa insandır. Yaşam tarzı ona olan bakışı değiştirmez. Bu anlayışla bu kanun çıkmıştır. Ve yine beraat kararları için de tapelerin bu anlamdaki takipsizlik kararı üzerine iletişim kayıtları iptal ediliyordu. Beraat kararları için de iptal edilmesine yönelik düzenleme getirdik. Vatandaşımıza güven esastır ilkesi gereğince taahhütle serbest kalma imkanı da vatandaşımızın itibarına yönelik önemli düzenlemelerden biriydi. Bu kapsamda sırf ifade almak amacıyla ifade vermeye gitmemiş, havalimanında, otelde, yol aramasında bir vatandaşımızın gözaltına alınması uygulamasına da son verdik. Ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği yeni bir uygulama, birkaç aylık uygulama, daha 5 ay oldu, 11.067 vatandaşımız taahhüt vererek serbest kalmıştır. Bu kişi çoluk çocuğuyla İstanbul Havalimanı'nda Almanya'ya giderken
çocuklarının gözü önünde kusura bakma sen ifade vermek zorundasın diye ayrılmak zorunda kalıyordu. Uçağını kaçırıyordu ve çocukların yanında şüpheli muamelesi yapıyordu. Otelde gecenin ikisinde alırmak zorundaydı. Biz bunlara son verdik. Çünkü biz insanı önceleyen siyaset anlayışımızla, insan odaklı siyaset anlayışımızla yolumuza devam ediyoruz. Yine bu çerçevede bildiğiniz gibi İstanbul Havalimanı'na bir adliye kurduk. Ve buradaki amacımız da yine vatandaşlarımızın kolaylaştırıcı hukuktan istifade etmesiydi. Ve bugüne kadar 14.200 vatandaşımız bu kolaylıktan yararlandı. Önümüzdeki yıl Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inşallah yine bir adliyeyi kuracağız ve diğer havalimanlarını da ayrıca çalışıyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ceza adaleti hukuk sistemimizin demokrasi ve insan hakları karnesinin en belirleyici kısmıdır. Dolayısıyla hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi bizim değişmeyen önceliğimizdir. Bu kapsamda kritik yeniliklerimizden biri, sulh ceza hakimliklerinin vermiş olduğu tutuklama kararlarına karşı dikey itiraz yolunun getirilmesidir. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren sulh cezaların verdiği tutuklama kararlarına itiraz, bir üst mahkeme olan Asliye Ceza Hakimleri tarafından karar verilecektir. Bilindiği gibi tutuklama bir cezalandırma aracı değil, bir tedbirdir. Ve 2019 yılında birinci yargı paketinde tutukluluğa bu anlayışla azami süre getirdik. Ve bu yargı paketiyle eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağı yönündeki ilkeyi güçlendirdik. Çünkü biz ifade hürriyetinin, eleştirinin, düşünce açıklamanın demokratik hukuk devletinin temel unsuru olduğuna inanıyoruz. Ve bu çerçevede internette erişimin engellenmesi kararlarının da internet sitesinin tamamının değil, ilgili içeriğin yine iptaliyle ilgili, engellenmesiyle ilgili bu anlayışla bu hükmü düzenlemeyi getirdik. Yine ifade özgürlüğünü ilgilendiren mahkeme kararlarının istinaf mahkemelerinden sonra bir kez de Yargıtay incelemesinden geçmesi yönünde düzenleme yaptık. Bu anlamda özellikle yaklaşık 35 bin vatandaşımız bu düzenlemeden yararlandı ve dosyalar istinafta kesinleşmişken bu dosyalar Yargıtay'a gitti. Hukuk güvenliği anlamında bu çalışmalar yapıldı. Ve yine 4. yargı paketinde adli kontrol tedbirine ilişkin önemli düzenleme yapıldı. Yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirlerinden biridir. Vatandaş havalimanında gidiyor, seninle ilgili mahkemede bir yurt dışı çıkış yasağı var diyor. O esnada öğreniyor. Ya da 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl gibi bu düzenlemeler oluyordu. Mahkeme kararları davalar sürdüğü için 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl gibi sürebiliyordu. Ama burada getirdiğimiz düzenlemeyle en geç 4 aylık aralıklarla mahkeme, arkadaş sen bir vatandaş hakkında yurt dışına çıkış yasağı mı koydun? O zaman kusura bakma, 4 ayda bir bu dosyaya bakacaksın, bu vatandaşı haksız yere erişim, seyahat yasağını engellemeyeceksin. Ciddi ise 4 ayda bir bakacaksın diye bir düzenleme getirdik. Bu da vatandaşımızın bu anlamda önemli bir düzenlemesinden dolayıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, uzun yıllar boyunca ceza muhakemesinde hep sanık odaklı arayışlar hep değerlendirildi. Elbette bu değerlidir ve bu anlamda savunma hakkı temel bir haktır. Ama bir o kadar da önemli olan bir hak mağdur hakkıdır. Ve bu düşünceyle mağdurun yaralarını sarmak anlamında çalışmaları yoğunlaştırdık. Mağdur odaklı adalet olarak kavramlaştırdığımız bu çalışmalarda vizyonumuz adliyenin kapısı adaletin kapısıdır şeklinde olmuştur. Ve bu kapı herkese açıktır. Herkesin bu kapıdan memnuniyetle ayrılması en temel amacımızdır. Biz vatandaşımıza diyoruz ki artık adliyede yalnız değilsiniz. Bu anlamda 2019 yılında adli görüşme uygulamalarını yaygınlaştırdık. Personel bu anlamda uzman desteğiyle ilk adımları attık. Suça sürüklenen çocuklar, cinsel suç, şiddet mağduru kadınların ifade ve beyanlarının uzman eşliği altında alınmasını yine sağladık. 105 adliyede bu anlamda adli görüşme odaları var. Ve ortalama özde bu ortamlarda 40 binin üzerinde mağdurun derdi uzmanlar tarafından dinlenmiş
ve yeni travmaların yaşanmaması için bu çalışmalar yapılmıştır. 2020 yılında yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle adli destek mağdur hizmetleri birimimiz faaliyete geçti. Ve bugüne kadar 20 bin vatandaşımıza bu anlamda danışma ve bilgilendirme faaliyetleri adliyelerde yeni kurulan bu müdürlükler eliyle yine bu hizmet verildi. Mağdurun elinden tuttuk. Adliyede kendisini yalnız hissetmemesi için uzman destekleriyle yanında olduk. Onu derdiyle baş başa bırakmadık. Vatandaşımızın hukukun yük olan değil, yük alan anlayışıyla baş başa kalması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Yine kadına yönelik şiddetle etkin mücadelede önemli çalışmalarımız arasındadır. Bu münasebetle kadına yönelik her türlü şiddeti bir kez daha en güçlü şekilde kınıyorum. Geçtiğimiz yıl ilave çalışmalarla aile içi ve kadına yönelik şiddet büroları kurduk Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından. Ve bu dosyaların da uzmanlaşmış savcılar tarafından yürütülmesini sağladık. Yine uzman tedbir mahkemeleri... Bir dakika Sayın Bakanım, bir dakika. Bakınız, grup başkan vekili susun diyor, susmuyorsunuz ya. Ama bak grup başkan vekili size susun diye susmuyorsunuz ya. Neyi çözüyorsunuz şu anda? Orada önünüzde hukukçu bir grup başkan vekili var. Buyurun Sayın Bakan, siz devam edin. Evet. Bir diğer düzenlemede boşanmış olsa bile eşe karşı işlenen suçlar caydırıcı olarak mevcut eşe karşı işlenmiş gibi artırılmış oldu. Yine çocuklara yönelik biliyorsunuz 90 yıldır icra yoluyla teslim edilen çocuğun adeta taşınır bir mal gibi olmasına gönlümüz el vermedi. Hükümet olarak, Cumhur İttifakı olarak bu anlamda da çok önemli düzenleme yaptık. Artık çocuğunu görmek için anne baba ücret ödemiyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hiçbir vatandaşımızın zamanı, emeği, beklentisi ve hakkı bizim için anlamsız değildir. Çok değerlidir, çok önemlidir. Adaletin gecikmeden yerini bulması en önde gelen hassasiyetimizdir. Geç verilmiş bir karar dosyayı bitirmiş olsa bile adaleti tecelli ettirmez. O yüzden geç gelen adalet, adalet değildir diyoruz. Bu anlayışla da yargıda hedef süre uygulamasını başlattık. Yargıda hedef süre uygulamasıyla vatandaşlarımıza Yargıda hedef süre uygulamasıyla vatandaşımız adliyeye gittiğinde savcılık ya da mahkeme vatandaşımıza bu davanın ya da soruşturmanın ne kadar sürede sona ereceğini hedef olarak bildiriyor. Vatandaş önünü görüyor. Yine seri muhakeme ve basit yargılama usulleri de bu anlamda şu anda HDP grubunun şiddetine maruz kalıyorum. Yani gerçekten. 1 Ocak 2020... Sayın Milletvekili, siz şimdi bakanı konuşturmazsanız benim bir işlem yapmam lazım. Tahrik etmeyin beni. Buyurun. Ya konuşmayın. Bir dakika bak. Ya grup başkan vekiliniz siz susturamıyor. Klasik yargılamada 1,5 yıl süren uygulamalar 2 haftada sona ermektedir. Seri yargılama, basit yargılama bu anlamda çok önemli bir neticeye kavuşmuştur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yine hukukun kolaylaştırıcı rolü anlamında arabuluculuk çok önemli katkı sağlamıştır. Bu çerçevede esas itibariyle bizim toplumda uzlaşma kültürü vardır. Bizim toplumda uzlaşma, el sıkışma, anlaşmak bizi biz yapan değerlerdendir. İşte bunun en güzel örneklerinden birini de bu uygulamada görmekteyiz. Ve bu uygulamalarla birlikte 2018'de iş, 2019'da ticari, 2020'de tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğu dava şartı haline getirdik ve böylece bu uygulama başından itibaren 1 milyon 650 bin
uyuşmazlık anlaşmayla sonuçlanmıştır. Bu da milletimizin uzlaşmaya verdiği, kültürümüze hakim olan anlaşma kültüründe açıkça ortaya koymaktadır. Yargıda ihtisaslaşma da yine önem verdiğimiz başlıklardan biridir. Bu konuda da yine önemli kararlar aldık. Ve özel itibariyle eğitime ve sürekli eğitim anlayışına da çok önem vermekteyiz. Bu hususta özellikle kaliteli bir hukuk sisteminin son tahlilde kaliteli hukukçularla oluştuğuna inanıyoruz. Ve bunun için hukuk fakültelerinin gerek kontenjanı, gerek de sayısı konusunda niceliğe değil, niteliğe önem veren ilkesel tutumumuzu sürdürüyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, özellikle UYAP, e-duruşma, celse, hafta sonu noterlik gibi uygulamalarla, elektronik tebligat gibi uygulamalarla çevreci uygulamalarımızı da sürdürüyoruz. Sadece elektronik tebligat uygulamasıyla 51.500 ağaç kesilmekten kurtulmuş ve 3.000 ton kağıttan da tasarruf edilmiştir. Bu çevreci uygulamaları da yine sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girerken Cumhuriyetimizin başkentine Ankara'ya yeni adliye binasını da yapıyoruz. Bu konuda proje çalışmalarımız nihayete erdi ve diğer illerimizdeki adliye binalarını da yine sürdürüyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyoruz. Ve bu çerçevede özellikle önümüzdeki dönemde de gecikmeyen adalet ve kolaylaştıran hukuk için yeni adımlar atacağız. Örneğin uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden bakanlığımız nezdinde İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'na başvuru imkanı getireceğiz. Yani davası çok uzun sürdüğü için mağdur olan vatandaş bir daha ben mağdur oldum, tazminat almak için mahkemeye başvurmak zorunda kalıyorum demeyecek artık. Mahkemeden kaynaklı bir eğer uzama makul süre aşıldıysa devlet olarak, yürütme olarak biz bunu kabul edemeyiz diyerek bakanlıkta bu tazminat komisyonunda bu anlamda vatandaşımızın mağduriyetini giderecek bir düzenleme yapacağız. Yine üst mahkemelere başvuru hususunda itiraz, temyiz gibi konular, istinaf gibi konularda çok farklı süreler var. Uygulayıcıların bile karıştırdığı, zorlandığı konuda vatandaşlarımızın daha da bu konuda mağdur olduğunu hepimiz ve hak kayıplarına maruz kaldığını çok iyi biliyoruz. Bu çerçevede bu sürelerle ilgili de bir yeknesaklık sağlayacak düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Yine boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklı mağduriyetleri ortadan kaldıracak bir usul üzerinde çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Yine e-tebligat, e-duruşma, arabuluculuk gibi seri muhakeme, basit yargılama gibi yeni usullerinde kapsamını yine genişletmiş olacağız. Yeni ihtisas mahkemeleri oluşturmaya devam edeceğiz. İmar, çevre gibi, bilişim gibi alanlarda ihtisaslaşmış mahkemeler, uzman hakimler ve özel eğitimlerini aldıktan sonra vatandaşa bu anlamda yine çalışmalarını yapacak. Bildiğiniz gibi 15'inden itibaren, 15 Aralık'tan itibaren finans mahkemeleri bu anlamda vergi suçlarına yönelik davalara bakacak. Mahkemeler, ihtisas mahkemeleri bu anlamda yürürlüğe giriyor ve bu da vatandaşımızın bu anlamda hukuk alanında kolaylaştırıcı bir rolü olacak. Yine insanımızın malını, mülkünü ilgilendiren, arsasını, arazisini ilgilendiren davalarda da hem kamu kurumları hem de mahkemeler ivedi yargılamaya tabi olacak ve buralarda öncelikli kararlar verilecek. Vatandaşın malı mülkünü ilgilendiren konular öncelikli olarak davalarda görülecek ve sonuçlanacak. Yine vatandaşımızla kamu kurumları arasında bir ihtilaf olduğunda bir idari sulh mekanizmasıyla adeta arabuluculuk gibi bir sistemle bir masa etrafında oturacak. Ve böylece amacımız, vatandaş devletini mahkemeye vermek istemiyor. Kamuda yanlış bir işlem yapmış, devletle mahkemelik olmadan bir masa etrafında oturacak ve eğer anlaşamazsa dava yoluna gidecek. Vatandaş devletle, devlet vatandaşla mahkemelik olmayacak. Bu uygulamaya da son vereceğiz. Yine vatandaşla idare arasındaki ihtilaflarda pilot dava usulüne geçeceğiz. Örneğin aynı konuda 10.000 dava var diyelim. Bu durumda 10.000 bilirkişi, 10.000 keşif, 10.000 masraf ve 10.000 davanın yüksek yargıya kadar giden uzun süren bir neticesi vatandaşı mağdur ediyor. 10.000 davam açıldı. Bir davayı pilot ya da grup dava diyecek. Mahkeme belirleyecek. O kişiyle ilgili, o dosyayla ilgili dosya yüksek mahkemede kesinleşecek.
10.000 davanın bir tanesine göre aynı konu olduğu için 9.999 davayı aynı gün karara bağlayacak, vatandaşımız da adaleti tecelli ettiğini görecek. Yine köklü ve kurumsal reformlara devam edeceğiz. Hakim ve savcı yardımcılığını hukuk sistemimize kazandıracağız. Ve bu anlamda daha mesleğin başında kürsü tozunu yutarak, her insan hikayesine temas ederek, bir kişi tutuklandığında dışarıdaki gözyaşını görerek, bir kişi boşanma sürecinde o çocuğun gözyaşını görerek, malına tedbir koyduğunda o kişinin yaşadığı mağduriyeti görerek ve iddianame, karar nasıl yazılır, güzel Türkçe nasıl kullanılır, burada kalem nasıl çalışıyor, mübaşirin çektiği nedir, zabıt katibi ne sıkıntı çekiyor, cezaevinde insanlar bu anlamda özgürlük kısıtlandığında nasıl ortamda kalıyor, bunları görecek, ondan sonra cübbesini giyecek, millete adaleti tecelli ettirecek. Yine hakimlik teminatı anlamında, yargı bağımsızlığı anlamında çok önemli bulduğumuz hakimlere ve savcılara coğrafi teminatı getireceğiz. Bu teminatta vatandaşlarımız için öngörülebilir ve yine hakimlerimiz için, yargı mensuplarımız için öngörülebilir bir meslek hayatı ve davaların uzamasını da önleyecek. Sık hakim değişikliği sebebiyle uzayan yargılamalara da yeni çözümler getirmeye devam edeceğiz. Yargıtay Danıştay üyeliğine seçilebilmek için birinci sınıf olma şartının yanında ayrıca kıdem şartını da getireceğiz. İstinaf kanun yolunu 5 yıllık uygulamasını dikkate alarak bu konuda gerekli düzenlemeleri yapacağız. İstinaf özellikle 15 Temmuz'dan birkaç gün sonra yürürlüğe girdi ve uygulamada da gerçekten bazı dairelerde vatandaş için, avukatlar için sorunlu alanlar olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu konuda da Gazi Meclisimizin desteğiyle önümüzdeki dönemde istinaftaki uygulama hatalarını ve bu konudaki ihtiyaçları da giderecek bir düzenleme üzerinde hep birlikte çalışıyoruz. Bunun da kanunlaşmasını umut ediyorum önümüzdeki dönemde tamamlamış oluruz. Ceza kanunumuzdaki suç ve yaptırım dengesini toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde tümüyle gözden geçireceğiz. Ceza Hukuku Bilim Komisyonumuz Türk Ceza Kanunu'nun 16 yılını masaya yatırdı ve protez olarak değil, bütünlüklü bir anlayışla Türk Ceza Kanunu, CMK'sı ve infaz kanunu ile ilgili nasıl düzenlemelere ihtiyaç var? Bunların çalışmasını tamamlıyor. Bittiğinde de tüm siyasi partilerimizde temel kanun olduğu için bu konudaki önerilerimizi de ayrıca paylaşacağız ve bu konuda hep birlikte netice alacağımıza inanıyorum. Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak, caydırıcı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Bu konuda da ümit ediyorum en kısa zamanda gerekli düzenleme olacaktır. Yine nefret söylemi ve nefret suçuna ilişkin ceza kanunumuzda yeni ve müstakil düzenleme yapılması da çalışma konularımız arasındadır. Yine mağdur odaklı adalet politikalarımız çerçevesinde özellikle çocuklara yönelik, yine mağdurlara yönelik her türlü çalışmayı yapacağız. Şiddet mağduru kadın, hiçbir şekilde şiddet mağduru kadın olsun, çocuk olsun, engelli olsun, hak arayışında adliyede yalnız bırakılmayacak. Bu konuda da çok özel çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şiddet mağduru kadınların hak arama yollarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için avukat görevlendirilmesi ve adli yardımdan yararlandırma koşullarını da kolaylaştıracağız. Yine maddi durumu elverişli olmayan vatandaşlarımızın adli yardıma başvuru usulünü de kolaylaştıracağız. Bu konudaki bütçeyi de yine önümüzdeki dönem daha fazla Buyurun Sayın Bakan. Savunmaya yönelik de, yargının temel kurucu unsuru olan savunmaya yönelik de önemli çalışmalarımızı yine sürdüreceğiz. Sanığın duruşma esnasında avukatın hukuki yardımından daha güçlü bir şekilde istifade edebilmesi için duruşma salonunda oturma düzenine ilişkin bir değişiklik yapacağız. Zorunlu müdafi ücretlerini önemli ölçüde artırdık ama bu konuda bu tutumumuzu sürdüreceğiz. Yine bu hususta artışları da daha da destekleyici şekilde sürdüreceğiz. Savunma ve avukatlık hizmetlerinden alınan vergi oranlarını düşüreceğiz. Önem derecesi yüksek iş ve işlemlerde avukatla temsil zorunluluğunu getireceğiz. Böylece vatandaşımızın hukuk güvenliğini
ve hukuki korumasını güçlendirmiş olacağız. Kamu avukatlarının çalışma esaslarını ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapacağız. Adalet personelimizin özlük haklarının iyileştirmesine yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Sayın Bakan, toparlayın lütfen. Personelimiz adli işleyişin can damarıdır. Vatandaşımızın adalet duygusunu tatmin için ter döken, emek veren, gece gündüz çalışan tüm adalet teşkilatı mensuplarımıza buradan sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. 2022 yılı içerisinde düzenlenecek 3600 ek gösterge dahil tüm iyileştirmelerden adliye ve CT personelimizin de yararlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi hususunda da somut neticeleri 2022'de alacağımıza inanıyoruz. Fazla mesai ücretinin kapsamı ve miktarını artıracağız. Yine 657'deki düzenlemeyle adalet hizmetleri sınıfı oluşturarak bu konuda yeni bir hizmet sınıfının oluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2022'de 12 bin yeni personel alacağız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti hükümetleri olarak bizim yolumuz devletin temeline adaleti, adalet. Sayın Bakan, toparlayalım. Tamam. Buyurun. AK Parti hükümetleri olarak bizim yolumuz devletin temeline adaleti, adaletin temeline de insanı koyma yolculuğudur. Demokrasidir, hukukun üstünlüğüdür. Bu yol 2023'te güven veren ve daha erişilebilir bir adalete çıkacak. Bütün hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız. Bu yolda pusulamız hukuk devleti, rotamızda milletimizin talepleridir. Hepimizin, 84 milyon vatandaşımızın beklentileri, kaygıları ve umutları ortaktır. Milletimiz bütün reformların en iyisine, en güzeline layıktır. Bu millet için ne kadar çalışsak azdır, bu millete layık olmak şereflerin en büyüğüdür. O yüzden bu anlayışla reformlarımızı özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye olarak sürdüreceğiz. 84 milyondan... Buyurun, toparlayın Sayın Bakan. 84 milyondan bir kişinin bile kendisini kenarda hissetmeyeceği daha demokratik bir Türkiye ve daha kalkınmış bir Türkiye için 19 yıl olduğu gibi bundan sonra da milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bakanlığımızın 2022 yılı bütçesini genel kurulumuzun takdirlerine sunuyorum. İnanıyorum ki 2023 yılına kadar bu hala devam eden reformlar hayata geçecek ve her bir vatandaşımız daha güvenli bir şekilde adliyenin kapısından geçerken de o kapıdan girince de evet benim için, adalet için çalışan bir yargı var. Bu duyguya kavuşması için çalışıyoruz. Elbette bizim görevimiz yürütme, idari anlamda çalışma yapıyoruz. Yasama sizler kanundaki eksikliği düzeltiyorsunuz. Yargı da uygulamayı en güzel şekilde yapıyor. Kuvvetler ayrılığı var ve vatandaşımız için, milletimiz için bütçenin de hayırlı olmasını diliyorum. Söz sırası